Van'da 7 tane şehidimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun. Haberi alınca çok üzüldüm, çok duygulandım. Bir tuhaf oluyor insan yani. Şimdi sabah sabah hani bir haber alalım, bir televizyon açalım, biraz bakalım neler değişmiş, ne olmuş, hani yenilik ne var diye bir şey yapayım, televizyonu biraz kurcalayayım derken, televizyon değil telefonu, bir de baktım ki hemen haberler hani bölümüne Güneydoğu'da keşif uçağımız, keşif yapan uçağımız aniden bir kırma kapılarak düşüyor ve 7 tane askerimiz şehit oluyor. Ana kuzusu çok zor bir durum yani gerçekten. İçişleri Bakanı işte Süleyman Soylu da olay yerine intikal etmiş. Şimdi gelen haberde şöyle: mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da düşen keşif uçağına ilişkin ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın çarparak kırıma uğradığı ve iki pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettik. Kaybettiğimizi bize bildirdiler dedi. Ya şimdi gerçekten ateş düştüğü yere yakıyor arkadaşlar. Ya yani ne derece olayın sıcağına konuşmak böyle doğrudur da, ama şunu söyleyeyim. Ya böyle hani bu konuyla alakasız, ya PKK'ya veyahut da başka birisinin bize hani saldırmasına ne gerek var diyoruz bazen. Ya ne gerek var? Hani biz kendimiz bazen o kadar hata yapıyor ki bazen askerlerimiz, hani uçuruma yuvarlanan, kaza yapan veyahut da geçen bak havai fişek fabrikasında çıkan o Sakarya'da İmha çalışmaları sırasında 3 tane askerimiz şehit oldu. Bak, o kadar bu vatan evlatlarını bak yetiştirmek için devletimiz yıllarca okullarında okutuyor, çaba sarf ediyor, belirli bir hani eğitimden geçiriyor, bilgi sahibi yapıyor. Bunlar o öyle kolay yetişmiyor. Bunların anne baba evlatları şimdi ne, yani onların evlerine o haberi nasıl verecekler? Nasıl söylüyorlar? Ben çok merak ediyorum yani. Söylenecek bir durumda değil yani. Süleyman Soylu da yani o da şimdi şu anda şaşırdı. Daha 2 gün önce, daha dün Karadeniz'de çıkan bu sağanak yağış sonucu sel felaketine doğru Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla anında Karadeniz'e intikal etti. Ya tam adam orada yani olay inceleme yaparken, şimdi Güneydoğu'da Van'da bizim keşif uçağımızın akıma kapılarak kaza yapması ve 7 tane ana kuzusunun şehit olması çok acı verici. Yani çok üzülüyor insan. Yani bunları kolay kazanmıyoruz, bu kişileri ve bunların ailelerine evladınız şehit oldu ve bir daha onun evladı o eve gelmeyecek. Eşi var, çocukları var, babasını bir daha göremeyecek. Yani gerçekten dayanılır gibi değil yani, anlatılması bile çok zor. Ama bir şey daha aklıma takılıyor yani, bundan be 10 sene öncelere falan mesela Güneydoğu'da karakola mesela PKK'nın 150 kişilik gruplar halinde sabaha kadar çatışma yapması ve 20 tane 25 tane şehidimiz olması, o zamanlar her gün 5-6 tane olunca, o zaman alıştırdılar da artık neredeyse günde 5-6 tane olunca, şimdi bugün 7 tane olunca, duyunca çok yani insanın kanı çekiliyor ya resmen. O aileyi şu an düşünemiyorum yani ya. O aileyi düşünemiyorum yani. Onun yerine asla kendimi koyamıyorum yani. Nasıl bir dayanç, nasıl bir sabır, nasıl bir şey yani. Allah sabrını versin de, hiç kolay bir şey değil yani. Dışarıdan hani saldıranların hani öyle bir kayıp vermeyi bazen anlıyorsun, ama böyle hani kazayla hani uçuruma yuvarlandı, tekeri patladı, hızlı sürdü veyahut da bir kazayla böyle şehit olunca insan daha bir çok üzülüyor ya. Daha ihmal gibi oluyor yani. İhmal sonrası gibi. Yani gerek mi var der gibi yani. Gerek mi var der gibi diyor insan. Allah şu anda yani tek söyleyebildiğimiz sabır versin, dayanabilirlerse. Çok acı yani gerçekten. Gerçekten onların yerinde olmak istemezdim yani. Asla kimse olmak istemez Türkiye Cumhuriyeti'nden. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah bunların tekrarını bir daha yaşatmasın. İnşallah böyle acılarla bizleri sınamasın.